Herkese günaydınlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Hayırlı, nurlu cumalar diliyorum. Rabbim tüm dualarımızı, ibadetlerimizi kabul etsin inşallah. Vallahi ben sabah sabah gördüğünüz gibi bu güzel kar manzarası eşliğinde BİM'e doğru gidiyorum. Evlat böyle bir şey işte. Babamız gidecekti normalde. Ama demin aradı, herhalde yetişemeyeceğim Yeşim, sen çık dedi. Kızıma kulaklık almaya diye gidiyorum. Onlara bayağı bir hevesi vardı. Akşamdan beri de babasıyla konuştuk, dedik alalım. Şimdi böyle ağır ağır gidiyorum. Gördüğünüz gibi benden başka kimseler yok sokakta. Aşağılar yoğun ama buralar biraz tenha. Şu çam ağaçlarının güzelliğine bakar mısınız? Adeta kartpostal gibi. Şimdi BİM'e gideyim. Biraz da böyle süt, yoğurt eksiklerim var. Onları da alayım. Ben BİM'deyken de eşim gelmek üzeredir zaten. Beraber olmadı. Eve döneriz. Böyle arkadaşlar. Eve şimdi geldik arkadaşlar. Ben oradayken eşim de hemen geldi. Sabahın köründe çıktım. Bu soğukta sırf kızım istiyor. Hani kızımı da mutlu edelim diye. İçeri bir girdim. Kulaklık soruyorum. Demesinler mi? Kulaklık gelmedi. Varsa size haber vereceğiz. Sonra eşim sormuş. Gelmemiş. Dün sordum halbuki ben. Dün bana oradaki bayan arkadaş deseydi keşke abla gelmedi diye. Sabah kasaya gelsen abla dedi. Burada olur dedi. Neyse, artık diyecek bir şey yok arkadaşlar. Sabah sabah bana macera oldu. Böyle bizde bir iki eksiğimiz vardı. Eşimle onları aldık. Mangolu, ananaslı sodadan aldık. Şimdi hemen çay suyunu da koydum. Bakın böyle bir süs aldım. Vallahi açıkçası şu an sorsanız fiş de yok elimde. Ne kadardı bilmiyorum ama ucuzdu bunun fiyatı. Ya salonda böyle bir köşeye takarım ya ara yere takarım diye düşündüm. Bir tane böyle bu süsten aldım. Kaşarımız bitmişti. Dün sonuydu. Böyle BİM Vezir'in bir tane kaşar peynirini aldım. Bir tane ekmek artık BİM'den aldım. Yunus'a bu karda gitmedim. Şöyle eşimin canı bu BİM'in tava yoğurdundan istedi. Bir tane böyle BİM'in tava yoğurdunu aldık. Beyaz peynir bitmişti. Ben geçen sefer size söyledim. Oranın BİM Vezir Ezine'yi çok seviyordum ama bozmuş. Ben de böyle 750 gramlık Aknaz'ın beyaz peynirini aldım. Bu bazen çok güzel çıkıyor. İnşallah yine öyle çıkar. Bir tane nil aldım. İki tane yarine yarım yağlı süt aldım. Bir de şöyle bunu görünce katmeri eşimin canı istemiş. Şimdi kahvaltıda ısıtırsın dedi. Bir tane de katmer aldım. Yakın bir zamanda inşallah gözleme yapacağım. Gözleme seviyor benim eşim, kızım da. Aldıklarım bu şekilde. Çayımın altı kısıktaydı. Şimdi açayım. Böyle arkadaşlar, kulaklık diye gittim, eksiklerimi aldım geldim. Saat erken, çayımızı içelim, ondan sonra biraz uzanacağım çünkü böyle bir ağırlık çöktü bana erken kalktığım için, geç yapmıştım malum. Görüşmek üzere.
Evet arkadaşlar, kahvaltım bu şekilde hazır. Böyle eşimle kendime yumurta haşladım. Kızım daha yatıyor. Katmerimi ısıttım. Ben geç yatıyorum ama Yaren benden bayağı bir geç yatıyor. Epeydir böyle peynir tabağı yapmamıştım. Domates, kırmızı biber, salatalık, zeytinlerim, peynir çeşitlerim, maydanoz, nane. Böyle güzel bir tabak hazırlamak istedim. Burada da balımız, tereyağımız, reçelimiz. Fincanlarımız. Makinemi sabah boşalttım. Bu tabakları dün almıştım biliyorsunuz. Bugün siftah yapmadan olmazdı. Şimdi ne yapıyorum? Soğutmadan bunları içeri getiriyorum. Afiyetle güzel bir sabah kahvaltısı yapıyoruz. Şu an beni kahvaltı sofrasında izliyorsanız eğer, hepinize afiyet, şeker olsun diyorum. Bize de afiyet olsun. Bir, 1,5 saat uyumuşum. Vallahi BİM'den aradılar. Kulaklığı temin etmişler. Yaren çok sevindi. Şimdi onu alacağım. Eşim tencerelerle aşağıya inecek. Beraber AVM'ye gideceğiz. Bakın bayağı yollar temizleniyor. Sabah daha kötüydü. Evet arkadaşlar, sabahtan beri uğraşlarım sonucunda kulaklığa ulaştık. Vallahi Allah var, ben getirmezler sanıyordum, çok inanmamıştım. Çünkü eşime hani gelmedi deyince orada çalışan beyefendi. Ama şimdi diyor sabah iyi ki gelmişsiniz, sormuşsunuz. İlçeleri aradık, oradan size temin ettik diyor. Allah razı olsun dedim. Kızım güle güle kullansın. Tabii ki ben de arada kullanırım. Çünkü ikimizin telefonu da iPhone. Ama bulamasaydık da internette zaten bu fiyata varmış arkadaşlar. Böyle şimdi bunu alacağım. Eşimi de aradım. Tencere kutusuyla beraber aşağıya inecek. AVM'ye gideceğiz. Tenceremizi değişeceğiz. Bakın dumanın üstünde sıcacık simit aldık. Ankara simitten. Şimdi böyle yiye yiye gideceğiz. Eşimin de benim de en sevdiğimiz şey. Harika. Yok ya, bir sabrede var mı? Bir tane de mısırın önümüzde. Beş abi. Canım. Her gece burada biz gene götürürüz. Yeni var ki bir sabrede para düşmez. Evet arkadaşlar, eve şimdi geldik. İlk olarak AVM'ye gittik. Tencereyi verdik. Oradaki arkadaş bir an önce halledeceğini söyledi. Teslim ettik. Eşimle biraz Migros'ta falan dolaştık. Oradan balıkçıya gittik. 2-3 haftadır alabalık bakıyorum ama maalesef güzel alabalık yok. Fırında alabalık yapasım vardı, böyle patatesli, soğanlı falan. Ama yoktu. İstavrit aldım. Onu sizlere birazdan göstereceğim. Geldim, üzerimi falan çıkardım. İşte şimdi eşimle kendime sıcak ya kahve ya salep tarzı bir şey yapacağım. Daha karar veremedim ama ondan önce balığımı ayıklayacağım. Böyle arkadaşlar, şimdilik de sabah şu BİM'den aldığım süsü oraya taktım. Onu oradan alacağım tabii. Şimdi sizlerle birlikte bunu açacağım. Aslında Yaren'e verdim, sonra dedim dur açılışını ben yapayım, ondan sonra sana vereyim. Şimdi kamerayı güzel yerde sabitleyeyim, sizlerle birlikte bunu açalım arkadaşlar. 849 liraya aldık bu arada. Böyle. Evet, üzerinde böyle bir jelatin vardı. O biraz beni oyalayacak gibiydi. Onu önden açtım. Şimdi şöyle kutuyu açalım. Fişi garanti olarak geçiyormuş.
Herhangi bir şey olduğunda onunla getirirsiniz abla dediler. Şu kadarcık bir şey görüyorsunuz. Bu şarjı sanırım. Evet. Ben çok anlamam böyle şeylerden. Yaren sayesinde öğreniyorum. Böyle açtığım kulaklık çıktı içinden. Bu şekilde şarj ediliyor. Evet, yeşil yandı çünkü açtığım an. Çok güzelmiş. Kulaklıklar da bu şekilde. Şimdiki gençler biliyorsunuz videoydu, müzikti. Dersleriyle ilgili çok aşırı video izliyor. Bazen kulaklıkları birbirine dolaşıyor falan. Bunlardan o yüzden heves ediyordu. Biz de babasıyla birlikte aldık. Şu küçücük şey bugün gerçekten canımızı çıkardı. Eşimle sabah gittik, daha sonra tekrar gittik biliyorsunuz. Öyle ama önemli olan onun mutluluğu, sevindiği, güle güle iyi günlerde kullansın. Dediğim gibi ben de inşallah böyle kullanırım. Ama değişik. Benim bir tane var aslında, eşim getirmişti bana gelirken Suriye'den. O şey şöyle ufak bir cihaz. Yalnız onun ufak bir kablosu var. Bu tamamen kablosuz. O özelliği güzel. Bunu da böyle sizlerle birlikte açmış olduk arkadaşlar. Şimdi yerleştireyim. Böyle ufacık bir şey arkadaşlar. İnşallah güle güle güzel günlerde kullanırız. Bunu da sizlere göstermek istedim. Şimdi balığımı göstereyim. Vallahi hamsi iç açıcı değildi. İstervit vardı. Kilosu 20 liraydı. Şimdi güzel ayıklayacağım bunu. Böyle istervit aldık. Hatta eşimle dedik ki bir ara bunu ayıklayalım. Buzluğa atalım. Yufka almıştık, pastırma almıştık. Dedik paçanga böreği yapıp çay demleyip öyle mi bu akşam bir şeyler atıştırsak. Kararsızım şimdilik. Bir balığı ayıklayayım. Eğer kararım değişmezse balığı yapacağım. Ama bakacağım, evdekiler paçangayı isterlerse bugün paçangayı yaparım. Allah kısmet ederse yarın akşama balık yaparız. Şimdi ben bunu ayıklayayım. Balığı hızlı bir şekilde ayıkladım arkadaşlar. Şimdi annemin tarifiyle güzel bir mısır ekmeği yapacağım. Ben balığın yanına genelde hep tavada yapıyordum. Bu sefer böyle borcamı yağladım. En küçük borcamı. Vallahi buraya yarım kilodan fazladır mısır unu koydum. Bir avuç kadar buğday unu koydum. Suyum da sıcak bu arada. Çay bardağı sıvı yağ koydum. Bir çay bardağı süt koydum. 3 yemek kaşığı şeker, göz kararı tuz. Sıvı yağı söyledim. Kabartma tozu bir tane ama pasta bu kadar yapılan evde tabii ki eksik oluyor. Bir baktım kabartma tozum yarım kalmış. O yüzden yarım koydum. Şimdi iyice düşüneyim. Size söylemediğim bir şey var mı? Ama hayır, yok. Anneminkisi çok güzel oluyor. Hatta telefonu kapatmadım. Anneme dedim sen bana malzemeleri tek tek söyle, ben ona göre koyayım. Mısır ekmeğini balıkla çok seviyoruz ve ertesi günde böyle yoğurtla içine, yoğurdun içine doğrayıp da bayılıyoruz. Bayağı bir cıvık, yumuşak hamur yapacağım arkadaşlar. Bunu yağladığım borcama dökeceğim. Güzel 200 derecede alt üstü nar gibi kızarana kadar pişireceğim. Aslında bizim oralarda fırın kurusu olur böyle haşlanmış unla. Harika olur. Allah rahmet eylesin, anneannem çok yapardı, gönderirdi bize. Onunla bu mısır ekmeği, hamsili ekmek harika olur. Ben hamsili ekmek hiç yapmadım. Annem çok güzel yapar. Mısır ekmeği falan böyle kendi çapımızda yapıyoruz işte. En azından canımız istediğinde yiyebiliyoruz. Bakın, görüyor musunuz? Böyle bayağı cıvık bir hamur elde ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Bunu borcama döküyorum. Böyle net olsun diye de size yakından göstereyim. Üzerine şöyle elimi ıslattım. Mısır ekmeğim bu şekilde hazır arkadaşlar. Şimdi fırına gönderiyorum. Piştikten sonra sizlere göstereceğim. Şimdi bu fırına. Ağlayamam ben, böyle yas tutamam.
Sonra mısır ekmeğim bu şekilde pişti arkadaşlar. Şimdi çok sıcak. Bir tık daha kabarması gerekiyordu. Anneminki çünkü biliyorsunuz daha böyle aşırı kabarıyor. Ama benimki de yine fena olmadı. Yarım paketli kabartma tozum söylemiştim sizlere. Sizler yaparsanız aynı ölçüyle bir paket koymanız yeterli. Un ben göz kararı koydum ama yarım kilo un yeterli gelecektir. Şimdi bunu soğumaya bırakıyorum. Salata malzemelerimi suya bırakacağım. Balığım da süzülmek üzere. Birazdan güzel, harika bir istavrit yapacağım inşallah. Sesi duyuyorsunuz. Yeni aldım ocaktan. Harika oldular arkadaşlar. Şimdi balıklarımı içeri alacağım. Bugünkü menümüz istavrit, salata, turşu ve mısır ekmeği. Çorba yapmadım, istemediler. Böyle güzel kış salatası. Turşumdan çıkardım. Mısır ekmeğim de tadına baktık. Harika olmuş. Yendikçe keseceğim. Balıkla ellerimiz çok değmesin istedim. Kalanları yarın öbür gün yoğurtla tüketiriz diye düşündüm. Annem böyle bu şekilde buzluğa da koyuyor zaten. Böyle arkadaşlar istavrit taze olduğu için böyle koku da olmadı. Sadece buralar battı. Yemekten sonra her tarafı kırklayacağım. Gördüğünüz gibi her taraf batık bir şekilde. Bardaklarımı, içecekleri falan içeri getirdim. Şimdi hızlıca soğutmadan balıklarımı alıp içeri gidiyorum. Afiyetle, ağız tadıyla bir akşam yemeği yiyoruz. Rabbim olmayanlara versin. Bizlere de bin bereket versin, afiyet olsun diyorum. Yemekten sonra görüşmek üzere arkadaşlar. Yemeğimizi yedik arkadaşlar. Bulaşıkların bir kısmını elimde yıkadım. Tabakları falan kaldırdım. En son bu tavalar falan kalmıştı. Ocağımın demirlerine güzel yağ çöz döktüm. Aslında yarın bunları Bim'deki lavabo açıcıyla bir kere yapmıştım. Biliyorsunuz çok güzel olmuştu. Onunla yapacaktım. Yine dedim bugün üstünden geçeyim. Balık yapınca çünkü böyle kırklamak gerekiyor. Her neyse bu yağlıklarımı falan boşaltmadım. Yakın zamanda mutfak temizleyeceğim. Şunu falan yıkadım. Bunları da böyle siliyordum tam. O esnada ocağa geldim. Biraz kendi hatam tabii ki acele davrandım. Bu küçük göz sıcaktı. Hatta şu an ocağım yarım kaldı. Böylece bıraktım. Küçük göz sıcaktı. Ben bir an onu bezle alıp hemen o lavabonun içine atayım. Hemen buraları böyle güzel yağ çözle falan temizleyeyim istedim. O esnada olan oldu. Vallahi hiç başıma gelmeyen bir şey. Sen bu yere düş.
buraya yapış, anında sıcak elim de yandı. Böyle kaldırmamla görüyorsunuz halımı yaktım. Vallahi o kadar üzüldüm anlatamam. Bir de böyle ocağımın taşı da bu şekle geldi. İnşallah bunu çıkartabilirim. Güzel temizleyeceğim birazdan ama bayağı bir yapıştı. Buna inanın o kadar üzülmedim ama bu halım yeni daha biliyorsunuz. Çok üzüldüm. Ama yapacak bir şey yok. Can sağlığı olsun. Eşim de şu kenarda falan olsaydı çektirip overlock yaptırdık dedi. Veya da şuralarda falan olsaydı. Bayağı bir orta kısım da değil böyle. Değişik bir yer arkadaşlar. Geçen haftadan beri ablamla konuşuyordum. Aradaki halılarımda sıkıntı vardı. Bu halılarımı komple gönderecektim. Ama bu ara tencereleri getir, onu getir derken buna sıra gelmemişti. Bu halılarımda böyle beyazlık varmış. Ben serdiğim zaman dikkat etmemişim. Özellikle arada çok var. Şimdi size göstereceğim. Bugün yarın derken böyle hep erteledim. Şimdi de gösterdiğim gibi halım bu şekilde yandı. Artık yapacak bir şey yok, olacakmış. Aradakileri büyük bir ihtimalle ablama göndereceğim. Artık buna da bir çare bulacağım. Bunu zaten bu şekilde göndermem. Ben yaktım, şimdi adamcağız değişecekmiş. Ben bu şekilde nasıl göndereyim? Bunu da birazdan temizleyeceğim. Vallahi ya, sinir oldum kendime. Evet arkadaşlar, kapanış için karşınıza geldim. Çayımızı falan içtik, oraları toparladım. Artık çayı falan çekmedim sizlere. Ne kadar üzülmedim desem de çünkü moralim bozuldu. Tabii ki cana geleceğine mala gelsin. Ama kendi hatama üzüldüm. Böyle ani hızlı hareket ettiğimden dolayı bu iş oldu, ona üzüldüm. Bir de en çok neye üzüldüm biliyor musunuz? Bu hafta yok düdüklüyü götüreyim, yok tencereyi götüreyim derken ablamla bir haftadır konuştuk. Onları hep erteledim. Olacağı varmış. Ablama video atmıştım, halıcıya göstermişti. Tamam göndersin, gerekeni yaparız demişti geçen hafta. Ben de işte ha bugün ha yarın derken olacağı varmış arkadaşlar. Artık yapacak bir şey yok. Allah'tan bir şey çıkmazsa iki tanesini büyük bir ihtimalle göndereceğim. Mutfaktakini artık göndermem. Oraya mecbur 2 metrelik tekrar bir halı kestirmem gerekiyor. Çünkü öyle bir yerinde ki elinden dalsam, boyundan dalsam mutfağa olmuyor. Artık yapacak bir şey yok arkadaşlar. Cana gelmesin, sağlık olsun. Böyle normalde bugün sinemaya gitmek istiyorduk. Biliyorsunuz epeydir Eltilerin Savaşı'nı bekliyorduk. Şu an inanın kafam o kadar böyle şey ki, dolu ki. Kimin oynadığını şu an söyleyemiyorum. Gözümün önünde sanatçılar ama yok, hatırlayamıyorum. Neyse yarın çekerim, nasıl olsa görürsünüz. Dediğim gibi bugün gidecektik. Yaren bizimle çıkmadığı için, Allah'tan bir şey çıkmazsa yarın sinemaya gideceğiz. Ailece keyifli güzel bir gün geçeceğiz. Genelde cumartesi günleri biliyorsunuz tabu oynuyoruz, karaoke yapıyoruz. Yarın Allah'tan bir şey çıkmazsa gene öyle bir gün olacak bizim için. Bugünden planını yaptık. İnşallah uygulayabiliriz. Böyle arkadaşlar, inşallah severek ve keyif alarak izlediğiniz bir vlog olmuştur. Yarın cumartesi, şimdiden hepinize huzurlu, mutlu, güzel bir hafta sonu diliyorum. Tüm sevdiklerinizle beraber. Çünkü kurabiyemi yapıp Instagram'dan bana atan arkadaşlar oldu. Instagram'ı da aktif olarak kullanıyorum. Oraya yaptıklarını resim olarak bana atan arkadaşları muhakkak hikayemde paylaşıyorum. Yeşimli Günler orada da adresim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Yarın görüşmek üzere diyorum. Hepinize ayrı ayrı öpüyorum. Kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum. Hoşça kalın.